Etsy üzerinde satış yapmak zor ancak bu işi kolaylaştıracak metotlarda mevcut. Bu videonun amacı da Etsy'de zor olan satışları kolaylaştıracak metotlar geliştirmek. Özellikle kişiselleştirilmiş ürünler daha doğrusu kişilerin kendi isimleriyle, soy isimleriyle veya özel mesajları ya da özel grafikleriyle oluşturulmuş ürünler çok büyük talep görüyor Etsy'de. Biliyorsunuz ben bununla alakalı çok fazla içerik üretiyorum zaten, yönlendirmeler yapıyorum. Ama bugün size farklı bir metottan bahsedeceğim. Printify ya da benzeri platformlar üzerinde özelleştirilmiş ürün siparişleri yine evet yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Ama tamamen Printify'a bağlı olmayan sizin Etsy tarafında özelleştirdiğiniz birkaç yöntemden bahsedeceğim. Hatta bugün bir ürünü birlikte Türkiye'ye sipariş edeceğiz. Daha sonrasında o ürünün e, videolarını ve fotoğraflarını çekilmesi için de ne gibi aksiyonlar alabiliriz, ne gibi bize maniyetler oluşturur bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Başta söylediğim gibi Etsy'de satış yapmak zor ancak biraz emek verdiğinizde, uğraştığınızda, uğraşı gösterdiğinizde, anahtar kelimelere odaklandığınızda, optimizasyonları doğru yaptığınızda başarılı bir satış grafiği yakalamanız çok mümkün. dolayısıyla bu adımları sırayla takip etmenizi ben tavsiye ederim. Şimdi biraz tasarımlara odaklanalım. Etsy üzerinde tasarım Bunlar çok değerli, çok önemli. İyi bir tasarım yapabilmek ya da iyi bir tasarımı kullanabilmek herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak bu işler çok büyük uzmanlık seviyesi emin olun bana gerektirmiyor. Nasıl bu işi kolay bir şekilde tasarımları yapabiliriz? Biraz da onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi ekranda benim daha önce tasarımını yaptığım bir tane ürünü görüyorsunuz. Party Time with James Martin yazıyor üzerinde. Ve dikkat ederseniz Buradaki James Martin özelleştirilebilir bir alan. Yani buraya kişi kendi adını soyadını ya da bu bardağı sapsız şarap bardağı bu. Bu bardağı hediye edeceği kişinin adını soyadını çok kolay bir şekilde buraya yazdırabiliyor. Şimdi fotoğraflara şöyle bakalım sırasıyla ilerleyelim. Dikkat ederseniz diğer cepheden çekilmiş bir fotoğraf ve yine benim yapmış olduğum tasarım burada gerçek olarak gözüküyor. Çok da şık olarak gözüküyor. Müşteri bu şekilde fotoğrafları arasında geziniyor. ve Mesela gerçek kullanım alanında yine yaptırmış olduğu ürünü burada görebiliyor. Party Time James Martin'i görebiliyor. Şimdi sağ tarafa geldiğimizde bu arada ürünün fiyatına dikkat çekmek istiyorum size. 19.99 bir tane şarap bardağı. Normalde Etsy platformu üzerinde ortalama fiyatlar hep bu şekilde, bu şekilde değişiyor. Yani 12 dolardan başlıyor. 50 dolara kadar fiyatlar değişebiliyor. Dolayısıyla buraya vermiş olduğunuz fiyat rekabet edebilir bir fiyat. Dolayısıyla kar da ediyoruz. Birazdan hepsinin detaylarına değiniyor olacağım. bu da design seçimi var. Mesela not drunk enough ve party time şeklinde iki farklı burada varyasyon görüyorsunuz. Not Drunk Enough seçtiğimiz zaman yine ortadaki tasarım dikkat ederseniz sol tarafta görselde değişti. Yine Party Time seçince yine soldaki görselin değiştiğini görüyorsunuz. Tabii ki bu ürünün daha fazla böyle ilgi çekebilmesi için daha fazla grafikler ekleyebilmek elbette mümkün. Ben bunları nasıl yaptım, nasıl özelleştirdim birazdan göstereceğim. Buraya kişiye ediyoruz ki önce bir tasarım seç, sonra buraya adını, soyadını yaz, kaç tane satın almak istediğini buraya işaretle, add to cart'a tıkla, 9.99 öde ve al. Ve dikkat ederseniz yine aşağıda cost to ship yani Amerika içerisinde kargo ücretsiz. Şimdi ben bunu Printify'dan yaptım. Ama Printify üzerinde direkt olarak bu şekilde bir tasarım oluşturup bu şekilde bir varyasyon yapısı kurup özelleştirilebilir bir alan oluşturamıyorsunuz. Bunu manuel yapmak gerekiyor. Tabii ki iş Printify'a gelmeden önce ben bu görselleri nereden buldum? Nasıl oluşturdum? Biraz ona değinmek istiyorum. Ben burada Envato Elements kullanıyorum. Envato Elements çok uygun fiyatlı olan template sitesi hazır grafikler, hazır videolar, fotoğraflar ve birçok şeye burada sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki para ödüyorsunuz ama tasarım başına değil. Burada abonelik başına para ödüyorsunuz. Çok da büyük fiyatları yok. Envato Elements'e girip bakabilirsiniz. Ben şimdi grafik ve backgroundlar yani arka plan grafikleri kategorisinde burada bir araştırma yaptım ve burada çok güzel tasarımlar yakaladım. Bunları bilgisayarıma indirdim. Bunları bilgisayarıma indirdikten sonra biraz Photoshop bilgisi gerekiyor tabii ki ya da kanmadan da yardım alabilirsiniz. Kanmayı kullanabiliyorsanız kanmayı kullanın. Bilmiyorsanız Photoshop'tan da yardım alabilirsiniz. Photoshop'ta görüyorsunuz ben bu tasarımı bu şekilde buraya aldım. Ne yaptım? Yaptığım sadece burada benim kroplamak oldu. Yani ben burada party time'ı istediğim için party time'ı şöyle kropladım, kestim. Ve PNG, PNG dosya formatında, resim formatında arka plan gözükmeyecek şekilde bilgisayarıma kaydettim. Daha sonra Printify'a geldim. Penti fayda tabii ki önce hangi ürünü özelleştirmek istiyorsam onu seçtim. Ben sapsız şarap bardağını seçmiştim. Hatta ilk olarak oraya gelelim istiyorsanız şu katalog içerisinde hatta ana sayfada yeni olarak gözüküyor sapsız şarap bardağı. ...buna tıkladıktan sonra Start Design butonuna tıklıyorsunuz zaten. Direkt bu sapsız şarap bardağının üzerine tasarım yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi ben ürünlerime geri dönüyorum. Burada daha önce yapmış olduğum tasarımın içerisine gireceğim. Şimdi buraya Party Time ikonunu görmüş olduğunuz gibi... ...buraya Tasarım Ekle bölümünden My Device'i seçtim. My Device'dan, bilgisayarımdan bu oluşturmuş olduğum... ...az önceki kropladığım fotoğrafı buraya ekledim. Daha sonra buraya Custom Text bölümüne geldim. Custom Text bölümünde yazı yazılarımı yazdım, mesajlarımı yazdım dilediğiniz burada mesajı yazabiliyorsunuz. Bit yazdım. Kırmızı renkte James Martin yazdım. Yani burada müşteri bu alanı özelleştirebilir anlamında bir mesaj yazdım. Bu şekilde oluşturup save product deyip ürünümü kaydettim. Kaydettikten sonra şimdi tekrar içeriye geri döneyim. Sistem bu şekilde bütün fotoğrafları gördüğünüz gibi otomatik olarak benim tasarımımı oluşturdu içeriye ve dikkat ederseniz burada diğer varyasyon içeriği yok. Sadece party time'ın içeriği var. Sonrasında geri geldim. Bu tasarımı hemen burada duplicate yani kopyala dedim. Yeni bir tasarım oluşturmak için buraya aldım. Daha sonra buradaki tasarımın görselini içeriye girerek not drunk enough bunu oluşturdum. Yani aslına bakarsanız bir tanesini Etsy mağazamda yayınladım. Publish ettim. Diğerini publish etmedim. Yani içerisinde bu tasarım oluştuktan sonra save as draft olarak kaydettim. Yani taslak olarak buraya kaydettim. Dolayısıyla şu an iki tane ürün oldu. Bunu yaparken şuna dikkat ettim. Aşağıda her ürünün burada varyant bölümünde bir SKU numarası var. Görüyor musunuz? 1.4.0 diye başlıyor. Bunları bir yere not ettim. Daha sonra zaten benim My Products bölümünde Printify üzerinde mağazamda yayınlamış olduğum bu ürün, görmüş olduğunuz bu ürün benim Etsy mağazamda şu an aktif olarak yayınlanıyor. Burada. Sonra bunun içerisine girdim. Bu ürünün içerisine girdim. Girdikten sonra burada varyasyonlar bölümünde düzenle butonuna tıkladım. Burada yeni bir varyasyon ekleme bölümünde Create a new variation yani yeni bir varyasyon yaratı seçtim ve varyasyon isimlerini kendim yazdım. Not drunk enough party time şeklinde isimleri yazdıktan sonra link photos linkine tıkladım ve not drunk hangi ürünün görselini ilişkilendireceksem bu görseli buraya se burada seçmeden önce en tepe noktasında burada add photo diyerek mağazama eklemiş oldum. Yani gittim önce Printify'dan ikinci oluşturduğum tasarımın bütün görsellerini üzerine tıklayarak, sağ tıklayarak bilgisayarıma indirdim. Ondan sonra Etsy mağazama gelip, Add Photo deyip diğer varyasyonun yani Party Time haricindeki Not Drunk Enough fotoğrafının görselini buraya yüklemiş oldum. Bunu yaptıktan sonra aşağıya geldim. Az önce gösterdiğim gibi varyasyon bölümünde, Link Photos bölümünde her varyasyonu ilgili fotoğrafla ilişkilendirdim. Bunları Printify içerisinde yapamıyorsunuz. Sadece Etsy içerisinde yapabiliyorsunuz. Burada özelleştirme bölümü var görüyorsunuz. Müşteriden e, özelleştirmeyle özelleştirme ile ilgili bilgi toplayın şeklinde bir bölüm var. Bunu on deyip aktif hale getirdim. Please write name and surname yazarak bu burayı oluşturdum. Ve bunu optional yani isteğe bağlı yapmadım. Zorunlu yaptım. Sonuçta bu bardağı satın alan kişi zorunlu olarak bu bilgileri bana vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu eklediğim için de Etsy mağazamda burada görüyorsunuz özelleştirilmiş alanı otomatik olarak Etsy bana eklemiş oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra kargo planı önemliydi. Otomatik olarak printi bir kargo planı buraya eklemişti. Ben buna edit diyerek, düzenle diyerek burada Amerika içerisindeki kargo ücretinin ücretsiz olduğunu, burada free shipping seçerek belirledim ki bu da çok önemli bir konu. Teslim süresi 2 ila 5 gün. Bunlar Printify tarafından otomatik olarak işleniyor. Dolayısıyla free shipping önemli Amerika içerisinde. Kanada için böyle bir şey yapmadım ama istiyorsan siz indirim yapabilirsiniz, size kalmış. 8.79 ya da dünyanın her yerine, dünyanın her bölgesine 8.99 kargo bedelini satış fiyatımın üzerine eklemesini istedim ama Amerika içerisinde kargo ücretsiz. Diğer bir önemli nokta da mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Yukarıya doğru çıktığınızda text bölüm var, etiketler bölüm var. Buraya optional yazına bakmayın, bence mutlaka olması gerekiyor. Ürünümle alakalı anahtar kelimeleri buraya tek tek yazdım. Ürünümün açıklama satırını geliştirdim. Özellikle e, Printify şu bölümü otomatik eklemişti ama ben how to customize bölümünü ekleyerek ürünü kişinin nasıl özelleştireceğine ilişkin birkaç bilgi satırı buraya girdim. Bu önemli bir bilgiydi. E, sonrasında burada mutlaka craft type yani bu ürün nerede kullanılacak bunları seçiyorsunuz. Kategoriler zaten Printify tarafından otomatik entegre ediliyor ve ürünün başlık kısmı. Başlık kısmında Etsy'de en çok arattırılan anahtar kelimeleri tespit ettim. Bunu yapmak için e, yazılım kullanabilirsiniz veya Etsy'deki benzeri ürün satanların mağazalarına girip ortak anahtar kelimeleri toplayabilirsiniz. Ben burada custom wine glass, işte birthday wine gift for her ya da birthday gift for girls gibi kritik anahtar kelimeleri başlığımda kullanmayı tercih ettim. Çünkü buna göre optimize olup daha fazla insana ürünü göstermesini istiyorum. Ve sonrasında en önemli konulardan bir tanesi de aşağıya indiğinizi göreceksiniz zaten. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Hemen marketing bölümünde bu listenin reklamını yap bunu mutlaka aktif hale getirip publish butonuna basmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Etsy mağazanızda ürününüz gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Buradaki varyasyonları çoğaltabiliriz. Yani ben burada sadece e, girdiğimde baktığımda party time'ı seçmiştim ama daha fazla grafik seçebilirim. Sonuçta Envato sınırsız bir indirme imkanı sa sağlıyor. E, lisans bedeli fotoğraf başına ödemiyorsunuz. Bir kere ücret ödüyorsunuz aylık ve size birçok e, seçenek burada sunabiliyor. Burada beğendiğiniz tasarımlar varsa bunları kullanabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım dekoratif ya da hemen aşağıda görüyorsunuz şu bölüme bakalım. Gördüğünüz gibi gibi çok da güzel tasarımlar çıkıyor karşımıza. Bunları download dediğiniz zaman size burada Photoshop formatında EPS ya da PNG formatında bunları veriyor. Çok kolay bir croplamayla, kesip biçmeyle bu fotoğrafları hemen istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Mesela ice cream var. Ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsini tasarımlarda kullanabilirsiniz. Çeşitleme size kalmış. Örnek veriyorum şöyle bir kelime yazalım ve bize kışla alakalı desenler göstersin. Mesela kış ayıyla ile alakalı desenler, Christmas Mesela Christmas döneminde çok yoğun satış olabilir. E, bunları seçebilirsiniz. Penguenler. Gördüğünüz gibi sınırsız tasarım seçenekleri var. Bunları ayrı ayrı bunların hepsini download dediğiniz zaman Photoshop formatında indirebiliyorsunuz. Şimdi burada birden fazla kritik nokta var. Yani listeyi oluşturmak ve bu şekilde bırakmak yetmiyor. Mümkün olduğu kadar tasarım daha fazla içerik üretmek gerekiyor. Ben şimdi size burada test mağazamda Etsy'deki test mağazamda size gösterebilmek için iki tane varyasyon yaptım. Siz bunu artırabilirsiniz. 5 varyasyon, 10 varyasyon, 20 varyasyon. Yani varyasyon sayısını artırabildiğiniz kadar artırın. Çünkü liste başına biliyorsunuz aylık 20 sent ücret ödüyorsunuz Etsy'de. E, varyasyonu artırmak hem müşteriye daha fazla seçim şansı bırakıyor hem de listenizin daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor. Şimdi ben optimizasyonu yaparken dikkat ettiğim nokta şuydu. Mesela custom wine glass benim yola çıktığım anahtar kelimeydi. Etsy'de ben bu kelimeyi yazıp arattırdığımda çıkan bütün listeleri şöyle bir inceledim. Önce fiyat olarak bir inceledim. Benzeri bir ürünü yaparsam ne kadara satabilirim? Onu anlayabilmek için fiyat olarak inceledim. Tasarım olarak inceledim. İnsanlar genellikle hangi tasarımları satın alıyor? Bunlara baktım. Şimdi sort by bölümünde burada siz en alakalı ürünleri seçebiliyorsunuz ya da en çok yorum alan ürünleri seçebiliyorsunuz. Ben en çok yorum alanları tercih ediyorum. Neden? Çünkü bir ürün çok fazla yorum almışsa çok fazla demek ki satmış demektir. Gördüğünüz gibi çok basit tasarımlar Basit ürünler daha fazla satıyor. Fiyatları da görüyorsunuz burada gayet makul rekabet edilebilir fiyatlar. Tabii şu fiyatlara bazılarına aldanmayın çünkü kargo ücretleri çok fazla pahalı olabiliyor. Dolayısıyla burada ma makul mantıklı fiyatları inceleyip tasarımları inceleyip benzeri tasarıma çıkartabilirsiniz. Ve ürün başlıkları. Mesela ben bütün rakipleri incelerken ürün başlıklarında ortak kullanılan anahtar kelimeleri anlamaya çalışıyorum. Bütün rakiplerin anahtar kelimelerini alt alta yazıyorum. Hangi rakip hangi anahtar kelimeyi kullanmış ürün başlıklarında bu bunu kestirebiliyorum. Bunu yaptığınız zaman tam anlamıyla iyi bir optimizasyon yapabilirsiniz. Ama tabii ki e gibi kullanılan birçok yazılımı optimizasyon yazılımını kullanarak işi biraz daha hızlandırabilirsiniz. Ama arzu ediyorsanız da bir yazılım kullanmak istemiyorsanız da burada oturup e, tabii ki seçimler yapabilirsiniz. E, rakiplerinizin başlıklarını, içeklerine bakabilirsiniz. Ve burada önemli olan bir diğer nokta da mesela herhangi bir ürüne girelim şöyle. Ürün fotoğraflarının satıcılar tarafından çekilmiş olması. Mesela gördüğünüz gibi eline almış bardağı burada Fotoğraf çekmiş. Dolayısıyla bunu Printify ve benzeri bir platformda tasarım yaptığınızda kendi başınıza yapamazsınız. Yani burada Printify'a al bu ürünü eline fotoğrafını çek diyemezsiniz. Ya da şöyle şık bir masa üzerine ürünü koyamazsınız. Veya gün ışığında şöyle bir fotoğraf çekemezsiniz ve baktığınız zaman da. Özellikle en çok satan ürünlere baktığınızda ilk sayfada çıkan ürünlerin neredeyse tamamına yakını özel fotoğraf çekilmiş ürünler. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Bu noktada ben şimdi onu yapacağım size. Burada Printify'a girdim. Printify'da zaten ben katalogum içerisine bu iki tasarımı buraya yerleştirmiştim. Şimdi benim bu iki ürüne ya da en azından şu ürüne sahip olmam gerekiyor. Yani gerçek bir fotoğraf çekmem gerekiyor. Bunun için yapmam gereken şey burada bir sipariş oluşturmak. Burada orders bölümüne tıkladıktan sonra create order butonuna tıklıyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum tasarımı burada select butonuna basıp seçiyorum. Aşağıda şimdi bana diyor ki e, bu üründen kaç tane istiyorsun? Bir tane istiyorum. Shipping butonuna tıklıyorum ve bana burada adresimi soruyor. Şimdi adresimi yazarken ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye adresimi yazacağım. Niye? Ürün bana kargo ile gelsin ki ben bunun fotoğraflarını çekebileyim. Mesela bu bardak gelsin şuraya bardağı koyayım. Daha sonra telefonumla fotoğrafı çekeyim. Etsy'ye bu fotoğrafı yükleyeyim. Çünkü bu çok daha değerli. Özellikle Etsy müşterisi için bu şekilde yapılan doğal çekimler çok değerli. Çünkü Etsy müşterisi Printify'ı biliyor. Etsy müşterisi de bu işin bir şekilde otomize edilebildiğini biliyor. Ama manuel yapılan işlerde Etsy müşterisi sizinle daha fazla ilgileniyor. Dolayısıyla bu çok daha değerli. Şimdi burada ben Türkiye'yi seçiyorum adres olarak. Türkçe karakter kullanmıyorum. Burada fatura için bilgilerimi yazıyorum e-posta adresimi yazıyorum, telefon numaramı yazıyorum. Tüm bilgileri yazdıktan sonra calculate shipping diyorum. Yani bana bu ürünü Türkiye'ye gönder, ben bu ürünün fotoğrafını çekeceğim diyorum printify'a hemen aşağıda bakın kargo ücretinin 899 olduğunu söyledi. Hatırlarsanız Etsy mağazamdaki tüm dünyaya kargo bedeli de 899'u. Dolayısıyla ben buradaki bütün dünyaya bu ürünü gönderebildiğim için kargo bedelini her zaman müşteriye de ödetiyorum. Ama şu an ben fotoğraflama yapmak için bu ürünü istiyorum. Dolayısıyla kargo bedelini ben kendi isteğimle şu an ödüyorum. Burada ben siparişim oluştuktan sonra geldikten sonra artık ne yapacağım? Fotoğraflama işlemine başlayacağım. Sonra diğer bir önemli noktada ekranda gördüğünüz bu video bölümü Shop Manager da etsy'de ve video bölümünü görüyorsunuz. 1080p yani HD görüntü ya da daha yukarısında bir görüntü. 5 ila 15 saniye arasında bir video çekmemizi istiyor. Ben burada bardak geldikten sonra şarap bardağını alacağım, masaya koyacağım. İçerisine işte bir şarap ya da herhangi bir şey koyarken kısa bir videosunu çekeceğim 15 saniyelik. Dolayısıyla insanlar bu gerçek videoyu da görmüş olacaklar. Hatta mümkünse bu videoyu daha böyle bir dış mekanda da yapabilirim ya da bir mutfakta da yapabilirim. O an neresi benim için uygunsa. Evet, gördüğünüz gibi Etsy üzerinde satış yap Yapabilmek çok kolay değil, para kazanmak da çok kolay değil, satış yapmak da çok kolay değil ama yapmaya başladığınızda karlılıklarınız oldukça yüksek ve e, bu işi yapabilmek için de emek harcamak gerekiyor, vakit harcamak gerekiyor, e, bu şekilde uğraşmak gerekiyor. Milyonlarca kişi yani burada satış yapan birçok insan hep benzeri yöntemlerle iş yaptıkları ve satış yaptıkları için Etsy'de çok satanların büyük bir çoğunluğu genellikle bu şekilde emek verenlerden oluşuyor. Sizin de emek vermeniz gerekiyor, emek verdiğinizde emin olun bana karşılığını alacaksınız. Umuyorum yakın zaman içerisinde bu sipariş etmiş olduğum bardak gelecektir. Ben oradaki aşamaları da videoya çekmeye çalışacağım. Sonrasında size gelişmelerden de haberdar ediyor olacağım. Daha fazla Etsy videosu gelsin istiyorsanız da mutlaka bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.